kumbara yenileme sırasında kullanım alanını bazı eklerle genişletmek istiyorum. Ayrıca bahsettiğim resim ve sanat atölyesi için alt katta daha geniş bir yere ihtiyacımız var. Çok özür dilerim. Pardon, affedersiniz, ben geç kaldım biraz. Pardon. Bahsettiğim resim sanat atölyesi için alt katta daha geniş bir yere ihtiyacımız olacak. Ayrıca bahçe düzenlenmesinde de çalışılabilecek alan olması çok önemli. Hatta atölye ile bahçeyi birbirinin devamı gibi gösteren bir yol bulunabilir. Harika düşünmüşsünüz Demir Bey. Çünkü bu çocuklar özgürlüğe ihtiyaç duyuyor ama aynı zamanda korunma hissi de onlar için çok önemli. Alerde, sen devam et istersen, ben geliyorum şimdi. Ayrıca bahçenin spor alanı olarak kullanımında... Yok, konuya geçmeden önce acaba bu bahsettiğiniz sanat atölyesi kaç kişilik olacak? İhtiyaçlarımız neler? Şöyle, benim tek tek baştan anlatacak bir zamanım yok. Yani hepimizin yapması gereken işleri vardır, öyle değil mi? İsterseniz siz zamanında gelmiş birinden notları alırsınız. Ben not ettim, hepsini veririm sana. Tabii, siz devam edin. Arka bahçede ise günlük spor etkinlikleri yapılacak. Bahçenin dokusuyla uyumlu bir parkur yapabiliriz. Mesela tırmanma duvarı, farklı yükseklikteki engeller ya da ağaçlar arasında ipten köprüler yapabiliriz. Pardon, isminiz neydi? Selin ben. Selin Hanım, umarım projeye bu kadar sığ bakmıyorsunuzdur. Çünkü lafımı sürekli böldüğünüz için anlayamadınız herhalde. O zaman şöyle yapalım. Bence şöyle yapalım biz. Siz isterseniz notlarınızı alın, arkadaşlarla paylaşın. Eğer önemli bir şey çıkarsa biz Demir Bey'le konuşuruz. Bir de her bulduğumuz fikre aşık olmayalım, öyle değil mi arkadaşlar? Çok affedersiniz, bölüyorum ama Demir Bey Selin Hanım'ı istedi. Tamam, ben sizi daha fazla bölmeyeyim. Siz istediğiniz gibi devam edin. Nasıl? Dünyanın en güzel etobur çiçekleri bir araya toplanmış gibi. Demir Bey niye çağırıyor? Yıldırım Bey aradı. Ha, ekip tamamlandı. Ben iptal, ben koma. Gel. Beni istemişsiniz. Yıldırım Bey'e yaptığın ilk sunumda bahçeyle ilgili düzenlemeden bahsetmemişsin. Çünkü sadece iç mekanla ilgili değişiklik istediğini söylemişti. Fikrini değiştirmiş. Yarın önerilerin olduğu bir sunum göndermemizi istiyor. Aa, nasıl yani? Şaka mı bu? İç mekanla uyumlu bir fikir önermemiz lazım. Tek bir konsept etrafında toplayacağız projeyi. Odalarla ilgili son çalışmanı görebilir miyim? Demir Bey, şaka mı yapıyorsunuz? Son günlerde başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ben henüz proje... Söl geceleri, orman esintisi. Böyle odalar tasarlamaktan bahsetmiştin. O fikirden devam edelim. Bahçedeki havuzun etrafını ağaçlandıracağız. Oturma alanını. Küçük sahneyi iptal ediyoruz. Tamamı ağaçlandırılacak bu alanın. Şehrin ortasında çölde baha gibi bir bahçe yapıyoruz. Çatıdaki havuzun altında restoran var. Restoranın tavanını havuzu görecek şekilde yenileyeceğiz. Havuzun ışığı yemek salonuna düşecek. Yemek yerken yukarıda yüzenleri görebilecekler. Havuzun gece ışıklandırması odaların konseptiyle orantılı belli aralıklarla değişecek. Al. Bu ne? Vedat'ın serası. Merve'ye söyle, otel planlarını alıp seraya gitsin. Vedat'la konuşup bize hangi tür ağaçlar gerekecek? Maliyeti ne olur? Ne zaman ekime başlayabiliriz? Bir rapor çıkarsınlar. Merve bilgileri getirdiğinde hazırladığın sunuma eklersin. Anladım. Çıkabilirsiniz Selin Hanım. Bu sabah erken çıkmıştın da bir şey mi? Üzerinize vazife olmayan şeyleri sormayacaksınız herhalde, değil mi? Ayrıca bir daha geç kalma. O zaman bundan sonra evin elektrikleri kesildiğinde siz ilgilenirsiniz bir zahmet.
Selin! Selin, birini bekliyor muydun? Alara. Sürpriz. evi nasıl buldun? Aradım açmadım. Ben de kendi yöntemlerimi kullanmak zorunda kaldım. Nasıl yöntemlermiş onlar? İnternette küçük bir araştırma yaptım. Vedat botanik arkadaşımmış. Adresini de ondan aldım. Öyle mi? Vedat. Öyle her isteyene veriyor muymuş adresi? Her isteyen. Ben biraz ikna edeceğimdir. Buraya kadar geldim, bir kahve ısmarlamayacak mısın? İçerisi mis gibi kahve kokuyor. Aslında ev şu anda pek müsait değil. Ben de hazırım. İstersen dışarıda... Ya korkma. İlk defa girmiyorum Bekir evine. Japonya'dan yeni gelmiş bir ismi fazla oturmuş bir ev. Evet, aslında arkadaşımın eviydi burası. Ben eşyalarıyla birlikte satın aldım. Kendi düzenimi oturtamadım daha. O ses ne? Temizlik var da yukarıda. Gündelikçiler böyle sabah çok erken gelip sonra gitmiyorlar mı? Yok. Ben sabah anahtarı bırakmayı unutmuşum. Geçsene verandaya. Ben kahveleri alıp geliyorum. Evet. Yıldırım'ın Alara. Şşş. Haberi hiç varmış burada. Hiçbir fikrim yok. Aa, ama böyle olmaz ki. Özel hayatımızı eve getirmiyoruz hani. Özel hayat değil Selin. Adresi bulup çıkıp gelmiş. Çat kapı. Çok yersiz. Artık nasıl bir kokunuz varsa bence sen bu uyar. Hatta dur, ben konuşayım. Hadi. Selin, bak lütfen bana yardımcı ol. Yukarıda temizlikçi var dedim. Alara gidene kadar ortalıkta görünmemen lazım, lütfen. Allah Allah. Hanımefendi çok rahatsız oluyorsa al git dışarıda görüşün bari. Kendi evimde saklanamam. Müşterimizin kızı o. Hem de en büyük müşterimizin. Üstelik kendisi de müşterimiz. Bak, çalışanımla aynı evde yaşıyor olmam çok uygunsuz bir durum. Bunu izah edemeyiz. Lütfen yardımcı ol bana. Ay hiçbir şey izah etmene gerek yok. Şirketteki ilişki yasağı onu bağlamıyor zaten. İkimiz arasında da bir ilişki yok. Yani onu ilgilendiren bir durum da yok. Her türlü rahattayız. Sen ferah tut içini. Emir. Lütfen, lütfen bana yardımcı ol. Bak, bak senden tek bir şey rica ediyorum. Tek bir şey. Bu benim için çok önemli. Lütfen. Selin, lütfen. Tamam, çabuk git. Emir, yukarıda mısın? Emir. Sesleniyorum, duymuyorsun. Tuvaleti kullanabilir miyim diye soracaktım. Elektrik süpürgesinden duymadım. Burası, gel.
beni arar mıydın ya? Ne olsun ya, koşturuyorum işte. Sen ne yapıyorsun? Ay hemen duyuldu mu? Yok hayır, tabii ki babamla barışmam. Servetini faydalı işlere harcamasına yardımcı oluyorum diye. Ya ne yapıyorsun orada? Ya odaya girdi bu. Yok artık. Bir şey yap, geliyor. Ya ne yapayım oradan? Ya o işte balkona çıkıyor. Saklan saklan. Yapmazdım ama ikna edildim. Vallahi fena halde iknaymış şu anda. Of, anlatırım sonra kim ikna etti, nasıl ikna etti. Vallahi bilmiyorum. Selin ne yapıyorsun orada? Elim kayıyor. Elim kayıyor. Tuhaf bir durum var ama çözemedim. Zaten tuhaflık peritoneri olduğum için artık şaşırmıyorum bu duruma. Bir kere de her şey normal olsun, şu dişimi kıracağım. Neyse şu an iz üstündeyim, seni sonra ararım, tamam mı? Hadi öptüm. Selin geliyor. Bırak kendini, tutacağım ben. Söz mü? Ya Selin buradayım, yemin mi edeyim? Ay elim kasıldı, bırakamıyorum ya. Ya tamam bırak, hadi bırak. Varsa bir temiz suyunu alacaktım. Bir de şu kirli suyu dökersen. Vallahi çok makbule geçer. 5 dakika sonra çıkacağım. Sıranı bekle. Ben senden çok ama çok ama çok özür dilerim. Ay şimdi mi aklına geldi? Sabah bizi neredeyse öldürüyordun. Sonra Happy Pie'de bir suratlar falan. Ya ben sana kendini topla demedim mi? Daha da dağılıp gelmişsin. Evet. Onun için de özür dilerim. Burak'cığım, bu saatte özür kabul etmiyoruz. Sen ayıl da gel, tamam mı? Hadi. Selin, bir dinle. Sana anlatmak istedim. Yani istediğim şeyler var. Konuşmamız lazım. Tamam Burak'cığım. Yarın ofiste konuşuruz, tamam mı? Hadi şimdi gitmen lazım. Ben sana öyle bir şey yapmak istemedim. Ben çok pişmanım. Tamam yanlıştı. Ama çabaladım. Sen diğerleri gibi değilsin. Safsın. İyisin. Burak ya. Allah Allah. Selin seni görmem lazımdı. Daha fazla bekleyemedim. Burak'cığım ben seni anlıyorum ama şu an hiç uygun bir zaman değil, tamam mı? Hadi şimdi git hadi. Ya lütfen Selin, Selin lütfen. Ha, Burak bak ikimiz de düşeceğiz şimdi. Otur şuraya. Otur. Tamam sen burada dur, ben sana kahve yapıp geliyorum, tamam mı? Tamam. Var. Ay ben nereden bileyim ya? Aşağı indiğimde dışarıda oturuyordum. Aranızda bir teklifsizlik var ki çıkıp gelmiş işte.
hiç hoş değil. Ben gelemem böyle şeylere. Ay Demir ya. Ne diyorsun sen? Saçma sapan konuşma. Ne teklifsizliği? Hiç inkar etme lütfen. Çok yersiz oluyor. Belli ki aranızda bir şey var. Olabilirdi zaten. Ben olmasın demiyorum. Sonuçta herkesin kendi özel hayatı. Ben hiç işin o kısmında değilim. Ya ne diyorsun sen ya? Alara gibi çat kapı geldi işte. Senin derdin ne ya? Alara farklı. O müşterimiz. Siz Burak da iş arkadaşısınız. İkimiz aynı şirketteyken özel hayatınız olamaz. İkimiz bu evde yaşarken de olamaz. Demir, tam numunelisin, tam. Kızım. Aa. Sen numarayı yanlış çevirdin galiba. Ay çevirme mi kaldı Semih? Numara bile yazmıyoruz artık. Yok yok teyzeciğim. Selin'in telefonu. Amcacığım, saygılar. Sağ ol, sağ ol oğlum da sen kimsin? Selin nerede? Kızıma bir şey mi oldu yoksa? Yok yok, bir şey olmadı. Biz öyle evde oturuyoruz. Sizin aradığınızı görünce meraklanmayın diye açtım. Yalnız bir şey diyeceğim. Ne kadar düzgün bir kız yetiştirmişsiniz. Tebrik ederim. Çünkü gerçekten insan ya, insan ya. Evladım sen ne diyorsun? Ne diyor bu ya? Anlamadım ki. Oğlum bak şimdi sen ver Selin'e telefonu, biz bir ana kız konuşalım karşılıklı. Konuşun tabii. Biz de zaten Selin'le ikimiz konuşuyoruz. Ciddi durumlar var konuşmamız gereken. İşte konuşuyoruz. Yani, yani şey işte derken hani evde konuşuyoruz bakın. Mesai saatleri çuvala mı girmiş? Ne konuşacakmış bu saatte eve gelecek kadar? Ay anlamadım ki. Bir şeyler dedi ama dut gibi sarhoş. Ha bir de sarhoş. Çok güzel. Ben boşuna demiyorum iş hayatıyla özel hayatını birbirine karıştırmayın diye. Gece vakti iş arkadaşı içip içip gelecekmiş. Yok ya. Bir takım sınırları olması lazım insanın hayatta. Bu ne ya? Böyle çizgiyi aşarsanız ileride bu daha büyük başka sorunlara yol açar. Tamam Demir. Göndereceğim. Hadi hadi. Allah aşkına bir sus ya. Evladım senin adın ne? Ben Burak. Burak efendi. Şimdi o telefonu Selin'e veriyorsun ve hızlıca evi terk ediyorsun. Hadi çocuğum. Hadi evladım. Bak sıkıntı çıkacak birazdan. Hadi yavrum. Ver şu telefonu Selin'e. Çocuğum mu? Bana babam bir kez olsun bu kadar işten çocuğum demedi. Ben sizin kızınızı üzmek istemedim. Ona zarar geleceğine bana gelsin. Öyle de sevgili bir insan. Herkes seviyor ya. Herkesin sevgilisi. Ben kızınızdan özür diliyorum. Sizden de diliyorum. Herkesten diliyorum. Burak. Burak. Hadi kalk kahveni getirdim. Burak. Burak hadi ya burada uyuyamazsın lütfen. Hadi ne olur. Bak sana soda da getirdim. Burak. Sığındı değil mi? Selin yavaş. Ya saçmalama ya. Yavaş Selin. Selin geçemeyiz böyle. Demir getir. Selin git adamı çağır. Git şoförü çağır. Abi, abi bir yardım eder misin? Kapıyı açabilir misin? Teşekkürler. Abicim çok teşekkürler. Adresi burada. Güvenlik sana yardımcı olsun. Sağ ol arkadaşım. Yarın bunların hiçbirini hatırlamayacak. Biliyorsun değil mi?
Lütfen gerekli kişilerle konuşalım. Böyle çat kapı gelmesin kimse. Demir. Bak ben sabahtan beri oturmadım. Bütün gün saçma sapan şeylerle uğraştım. Bak ben bir kahve bile içemedim. Üstüme gelme, gerçekten imdat diye bağıracağım şimdi. Tamam tamam. Kahve yapacağım. Oturalım konuşalım şu durumları. Geç buyur. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.